Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız ve stüdyomuzda Mehmet Zülkifyel Hocam, Mehmet Zeki Ergin Hocam ve yine Skype ile bizimle birlikte olacak olan Londra'dan Fikret Gültekin Hocam'la inşallah gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki gündem belli. Hani iki gündür herkesin konuştuğu, her yerde konuştuğu ve daha da çokça konuşulacak olan husus seçimler. Şimdi seçimlerde alınan oylar, bir önceki seçimde alınan oylar, ki ikisi arasında mukayeseler, partilerin veya seçmenin bu seçimlerde izlediği yol veya adayların başarıları vesaire, bütün bunları inşallah değerlendireceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın son dakikaya kadar Avrupa'dan gelen oylarla seçilme ihtimali vardı. Ancak bugün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın ifadesiyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci tura Kılıçdaroğlu'yla artık Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan aldılar. Sinan Ogan faktörü var. Onun aldığı oy var. İkinci tur nasıl gerçekleşecek? İkinci tura adaylar nasıl hazırlanacaklar? İkinci turda seçmenin tavrı nasıl olacak? Bu şu anda merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun bugün yayınladığı ilginç kısa bir yine videosu vardı ki bu da çokça yorumlananlar arasında vücut dilini kullandı, farklı bir dil kullandı. Bunu da konuklarımızla yorumlayacağız inşallah. Yine dedik ya, Türkiye'deki her seçimde kitlelerin yönelimi, yani bu seçimde de çokça konuşulan özellikle milliyetçi oyların tekrar yükselme eğiliminde olması, bu ne anlama geliyor? Yine bölge olarak baktığınız zaman harita daha önceki seçimlerden çok farklı değil, hani renklendirilen haritalar açısından söylüyorum. Tabii kritik Hüdapar'ın yine 4 milletvekiliyle mecliste temsil edilecek olması, bu da önemli. Ki HDP'nin daha önce aldığı oylarla şu anki oylar arasındaki yüzdelik farkı, bu da konuşacağımız konular arasında. Ben şöyle hemen sağımdan başlayarak sorayım. Yani Mehmet Zülkifyel Hocam da geçen hafta yoktunuz hocam. Böyle seçim denildiği zaman herkesin mutlaka bir fikri, bir yorumu var. Sokaktaki vatandaşın da öyle. Sadece birkaç ay değil, neredeyse 3 yıldır çok böyle belki tansiyonu yükselen bir seyirle seçime geldik. Ve sonuçta kazasız belasız elhamdülillah, yani ne diyoruz, kimsenin burnu kanamadan ufak tefek şeyler oldu ama atlatıldı, öyle diyelim. Dünyada herhalde demokrasi denilen artık sistem mi diyelim, rejim mi diyelim? Yani bu rejimi bu kadar özenli, bu kadar bir şekilde kendi içinde, partiler içinde demeyeyim, o ayrı bir konu ama seçim özelinde konuşalım. Bu kadar belki de kurallara uygun bir şekilde götüren bir ülke var mı? Ben bir bilmiyorum. Yani demokrasiyi bu kadar rahat işleten bir ülke. Erdoğan'ın son dönemdeki performansına bakarak anketlerde bir yükselme, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine bir yükselme bekleniyordu, öyle ifade ediliyordu. Karşı taraf ise kendinden çok emindi, yani kazanacağından çok emindi, seçmen kitlesini de bu şekilde adeta şatlandırmıştı, yani öyle inanıyorlardı. Şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi için hem de milletvekili seçimi için. Ondan sonra o bahsettiğimiz maddelerle yolumuza devam ederiz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bu seçimin milletimiz için, halkımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. En fazla önemsediğim hususlardan birisi seçim sürecinin kazasız belasız atlatılmış olması, en azından şimdilik kazasız belasız atlatılmış olması, kan dökülmemesi ve biraz daha medeni bir görüntü çerçevesinde bu seçim sürecinin gerçekleşmesidir. Her şeye rağmen tahrikler oldu, provokasyonlar oldu, farklı bir dil kullanıldı. Özellikle siyasilerin
son derece itici bir üslubu oldu. Bunu ifade etmek lazım. Yani sorumsuzca beyanları oldu. Hani kitleler nezdinde bu nasıl bir yankı bulur? Kitleler vermiş olduğumuz bu mesajı nasıl algılar? Ve nasıl bir sonuç ortaya çıkar kaygısı güdülmeden kendi kitlelerini mobilize etme adına çok farklı bir dil kullandı. Siyasal mühendislik oyunları sahnelendi. Özellikle sosyal medyada ve özellikle de Twitter üzerinde adeta bir mühendislik çalışması yapıldı. Ve her şeye rağmen şu ortaya çıktı. Her şeye rağmen. Bir, öncelikle anket şirketlerinin kendi değerlendirmelerinde objektif olmadıkları gerçeği ortaya çıktı. Ve her anket şirketinin daha fazla yakın olduğu veyahut farklı ilişkiler içerisinde olduğu kanaatin düşüncelerini ve onun performansını yansıtma noktasında, onu daha ileride gösterme noktasında bir eğilim içerisine girdiğini gördü ki anket şirketleri son derece, yani itibarın sarsılması anlamında anket şirketleri son derece prestij kaybetti. Ve gördü ki sahadaki gerçeklerle anketlerdeki gerçekler arasında epeyce bir fark olduğu gerçeğini gördük. Yine şunu gördü ki her türlü yönlendirmeye rağmen, yönlendirme gücüne rağmen... Şimdi özür diliyorum. Bu her seçimde var da yalnız anket şirketlerinin bazıları, evet, özellikle mesela son günlerde açıklanan bir iki tane ankette yakın sonuçlar da vardı. Yani hepsini de tabii yok, aynı genel şey... anlamda, evet. Genel anlamda mesela bazıları özellikle Kılıçdaroğlu'nun mutlak galip çıkacağı noktasında böyle bir pozisyon açıklama ortaya koydu. Böyle güya çalışmalar falan yayınladılar. Ve özellikle de birileri eğer ki bu anket şirketleri böyle diyorsa kesin Kılıçdaroğlu kazanacak şeklinde açıklamalara girişti ve bunu kamuoyuna pompaladılar. Öyle bir algı oluşturuldu ki kesin Kılıçdaroğlu kazanacak. Yok şayet eğer Kılıçdaroğlu kazanmayacaksa, kazanamazsa, böyle bir durum ortaya çıkarsa kesin seçimde hile vardır, başka bir şey vardır noktasında son derece tehlikeli bir algı oluşturdular. Tam da aslında burası konuşulması gerekiyor. Yani anketlerde sürekli yüksek veriler paylaşılınca işte o tabana şu söylenmiş oluyor: biz kesinlikle kazanacağız. Aynen. Eğer bu sonuçlar çıkmazsa bilin ki hile vardır. Hile vardır. Evet, tepkinizi gösterin, sokağa çıkın. Ama sanki bu böyle bir şeye de başvurulmadığı ortaya çıktı sanki. Yani evet, böyle bir şey öngörülüyordu ama demek ki böyle bir planda sanki yokmuş. Yani öncelikle insanlar bir şekilde bir şeye şartlandırılmak istendi. Karşı taraf sindirilmek istendi. Karşı taraf da sindirilmek istendi. Yani böyle çok yönlü bir mesaj verilmeye çalışıldı. Ve hatta seçim gecesinde, yani ben bazen vallahi o siyasetçilerin sorumsuzluğunu hiç anlayamıyorum. Yani demiyorsunuz ki bir 10-15 saat sonra en geç yahu Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıklayacak. Ne diyor? İşte iki tane belediye başkanı çıkmış. Sonuçlarda diyor biz öndeyiz ve iyiye doğru gidiyoruz, biz bunu kazanacağız diye. Şimdi biz seçim sonuçlarının, diyor bizdeki sonuçlar bunu gösteriyor vesaire. Şimdi hasbelkader biz de seçimlere böyle gözlemci olarak katılma gibi bir durumumuz söz konusu oluyor. Basın mensubu olmamız hesabıyla ne nasıl cereyan ediyor, nasıl şey oluyor falan. Şimdi orada gördüğümüz şartlar, objektif kriterler içerisinde o süreç işletildiği zaman bütün partilerin merkezine aynı sonuçlar gidiyor. Özellikle orada sandık başkanlarının ciddi bir şekilde hassasiyetlerini gördük. Hani mutabakat sağlama anlamında. Tek tek oradaki müşahitlere, parti temsilcilerine falan soruluyor. Örneğin falan parti sende kaç oy, sende kaç oy, sende kaç oy şeklinde. Yani aşağı yukarı neredeyse hani bütün partilerde hani ihmal edilecek bazı küçük miktar falan varsa onu ihmal edecek olursak hepsinde aynı oran olduğu halde hemen adam yükleniyor. Yok işte Anadolu Ajansı'ndan gelen veriler sağlıklı değil. YSK işte verileri girmiyor, giriş yapmıyor. Bizim lehimizde olan verileri giriş yapmıyor vesaire. Ve sorumsuz insanlar, siz böyle bir açıklama yaptığınız zaman yarın farklı bir sonuç ortaya çıktığında ne yapacaklar? İnsanlar diyecekler ki irademize karşı bir ipotek konuldu, hile yapıldı. Ve dolayısıyla biz eğer ki kanuni yolda, eğer ki sandıkta hakkımızı alamıyorsak biz bunun yolunu sokakta aramalıyız gibi son derece tehlikeli bir anlayış doğmaya başlar. Şimdi Allah'tan şu var,
Bakıyorsunuz ki işte bir müddet sonra YSK sonuçları açıklamaya başlayınca o tehlikeli dili bir nebze terk ettiler. Bir nebze terk ettiler. Belki bunda şunun da etkisi vardı. Baktılar ki seçim ikinci tura gidecek. Yani karşıda işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazandığı bir seçim yok. Şey ikinci tura gitti gibisinden. Yani sonuçlara bakıp belki de o dillerini değiştirdiler. Ama burada şunun unutulmaması lazımdır ki kitlelere bir mesaj verildiği zaman bu mesajın başı ve sonu mutlaka hesap edilmelidir. Kitleler bunu nasıl algılar? Bunun sonucu ne olur? Bütün bunların hesap edilmesi lazım. Yani bu sorumsuz dilin kabul edilebilir bir tarafı yok. Herkesten fazla siyasilerin sorumlu davranması gerekirken en fazla siyasilerin sorumsuz bir dil kullandığını görüyoruz. Ve şunu da unutmayalım ki seçimde sosyal medyada kazanılmıyor. Evet yönlendirme yapılıyor, etkisi çok büyüktür, kimse bunu inkar edemez. Ama nihayetinde belirleyici olan sadece sosyal medya değil. İstediğiniz kadar sosyal medyaya tahakküm koyun. Hatta o sosyal medya platformları sahipleriyle beraber o algoritmaları oluşturun veyahut onlar sizin lehinizde algoritmaları oluştursunlar. Ama nihayetinde halk iradesi söz konusu olduğu zaman halk son sözü söyler. Ne bu noktada sosyal medya platformları ne de anket şirketleri Anadolu'nun halkına hükmedecek güçte değildir. Nihayetinde son sözü onlar söylerler. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın mitinglerdeki hani sondaki her seçimde öyle oluyor. Son dönem performansı çok iyi. Yani mitinglerde oldukça kalabalık. Özellikle de İstanbul mitingine baktığınız zaman herhalde Türkiye'nin seçimi 3 aşağı 5 yukarı belli denildi. Fakat şimdi sosyal medyada kazanılmıyor. Yalnız mitingler de çok net bir ölçü vermiyor. Yani evet. Çünkü mitinglerdeki kalabalıklar da aldatıcı oluyor. Yani şimdi diyorsunuz ki ya bizim mitinglerdeki kalabalık onlarınkinden daha fazla. Dolayısıyla biz bunu aldık diyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz İstanbul'da mesela. Evet. İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte daha fazla oy aldığı ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla böyle yani keskin genel ifadeler gerek sosyal medya gerekse miting için çok sağlıklı gözükmüyor. Yani bir fikir verebilir ama kesin belirleyici unsur değil. Kesin belirleyici unsur değil. Deseniz ki işte İstanbul ölçeğine göre arada yani Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan arasında fazla bir fark olmamakla yani fazla değil hani İstanbul'la oranladığımız zaman ama deseniz ki mitinglerini oranladığınız zaman tam tersinin hatta çok çok daha fazla olması lazımdı. Demek bu da ortaya çıkıyor ki mitingler gerçekten hani bir fikir verebiliyor ama belirleyici yani değil. Tek CHP'nin tabanı mitinge gitmek yerine sosyal medyada aktif iken AK Parti tabanı daha çok mitingde aktif olmayı tercih ediyor. Yani olabilir biraz, böyle bir yorum da yapalım. Evet şimdi hocam yani ya o kadar çok şey var ki hani konuşulan hani seçmen eğilimleri diyoruz işte daha önceki seçimle şimdiki seçim arasındaki mukayese diyoruz. Türkiye'de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar yüksek oy almış olması biraz tuhaf, biraz anormal, biraz garip, biraz yani biraz da demeyelim. Yani çok çok anormal değil mi yani? Şimdi siz diyorsunuz ya olur mu arada bayağı bir fark var işte milyonlar. Ama çok yüksek de oy aldı yani Kılıçdaroğlu. Şimdi normalde Kılıçdaroğlu oy almadı yani. Yani verilen oylar Kılıçdaroğlu'na verilen oylar değil yani. Erdoğan karşıtı. Tabii yani Erdoğan karşıtı bir cephe var yani bunu kabullenmek lazım. Yani hani insan başarılı insanların ne kadar dostu varsa o kadar karşıtı düşmanı da var yani. Karşı cephe de yani hani simge isim olarak ki isim bulma konusunda çok zorlandılar en son. İşte kala kala Kılıçdaroğlu'na kaldılar ve dolayısıyla bu Kılıçdaroğlu'nun aldığı oylardan ziyade hani bir ne bileyim bile hani her kesimi gerçekten mühendislik bakımından başarılı bir çalışma yaptılar yani. Yani gençleri örneğin yani değişim ki genç değişimi ister yani. Sonucu ne olur bunu fazla sorgulamaz. Ona oynadılar. İşte kendi yaşam tarzlarını tehdit altında gören bir kesim var. Yani bunu kabul etmek lazım. Özellikle sahil kesimde yaşayan, seküler yaşam tarzını benimseyen ve hatta ne bileyim içkili falan gecelerin hayalini kuran yani bir kesim var. Oluşturulmuş her ne kadar bu coğrafyanın özünde olmasa bile netice bile oluşturulmuş bir kesim var. Bunlar bir de bir
özellikle barış sürecinde HDP'nin kucağına itilmiş bir Kürt seçmen var. Hani insanlar alışkanlıklarını çözüm çok, sürecinde. Evet. Tabii çözüm sürecinde yani insanlar alışkanlıklarını kolay kolay değiştiremiyorlar. Şimdi bunların hepsi Kılıçdaroğlu'nun toplayıcı gücüyle toplanmış bir kesim değil. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun etrafına toplatıldılar. Dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu'nun yani Erdoğan'ın karşısına kim çıksın, kim çıkarsa daha başarılı olur anketleri yapıldığı zaman en düşük oyu Kılıçdaroğlu alıyordu. Yani hatta o yüzden Meral Akşener'in bu şekilde sorun çıkarmasının ana nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani eğer biz iyi bir isim çıkarırsak zaten Erdoğan'ın karşısına konumlanmış bir kitle var. Böyle birkaç birkaç rakam alabilecek birisi de olsa başarılı oluruz düşüncesi. Şimdi Mansur yani. Yavaş deniliyordu. Hatta ısrarla Cumhurbaşkanı adayı olması için birileri çok çabaladılar. Fakat Mansur Yavaş'ın mitinglerde hani daha önce çok fazla ekran karşısına çıkmayan, çok fazla evet. konuşmayan birisiydi. Mitinglerde konuşunca kendi tarafındakiler de bu muymuş diye evet. şaşırdılar. Şimdi zaten başarısı oydu. Yani anketlerde aldığı oylar onun hiç politika üretmemesi üzerineydi. Yani hiç konuşmaması üzerineydi. Politikaya karışmaması üzerineydi yani. Normalde dil olarak hani bana itici gelse bile bazılarına herhalde çekici geliyor. Demek ki normalde politika üretme açısından veyahut da ne bileyim ağzı laf yapma konusunda İmamoğlu en gözde şeydi. Ama onun da İstanbul gibi bir tecrübesi var yani. İstanbul gibi bir şehri. İstanbul seçimi gibi. Bir de İstanbul şehrini batırma gibi bir tecrübesi var onun. yani negatif de olumsuz tecrübe. Tabii. Şimdi bundan dolayı yani İmamoğlu değil de Yavaş diyorlardı. Yavaş olunca bu sefer yani en nihayetinde aslında Kılıçdaroğlu'nun tek bir başarısı bütün yolları kendisine çevirebilmesiydi yani. En anketlerde en dip noktada olmasına rağmen kendisini üste çıkarabilmesi. Yani başarılı tarafı bu. Kitle olarak dediniz, yani dediğim gibi o Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy değil, Erdoğan'ın karşısına konumlanan kesimlerin verdiği oylardırlar. Yani. Fikret abiye de soralım, Londra'ya dönelim. Şimdi Fikret abi yani 20 yılı aşkın süredir iktidarda olan ve girdiği her seçimi bir şekilde kazanmış Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hizmet siyasetini, eser siyasetini benimsiyor. Seçim politikalarını da buna göre belirliyor. Bugün Avrupa'dan bir abimiz diyor ki eğer Erdoğan şu son mesela yaptıklarıyla burada bir ülkede seçime girseydi %60'dan fazla oy alırdı diyor. Türkiye'de nasıl oluyor da bütün bu yaptıklarına rağmen işte %50'yi zorluyor. Yani seçmen hani şimdi tabii seçmene kalkıp da burada yani bir şeyler söylemenin hani bu anlamda çok bir karşılığı yok elbette. Fakat bir tuhaf bir durum da yok mu yani sizce? Yani ya bir dakika şimdi gitsinci olmak, ne olursa olsun gitsinci olmak yani fertler için bir maceraya tekabül edebilir. Ne bileyim yani bir öfke belirtisine denk gelebilir. Ama toplum için biraz çok garip değil mi bu kadar yüksek bir oran? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikle birinci bölümde Sayın Yel'e sormuş olduğunuz bir soruyla ilgili seçimin bitmesinden sonraki hemen ilk saatlerde işte İmamoğlu Yavaş'ın çıkıp da biz kazandık demelerini tabii altında yatan en önemli etken bence yani orada o anda seçim sandıklarında bulunan o sandık başlarında bulunan insanlarda ciddi bir moral bozukluğu yaratıp onların o sandıkları bir parça da olsa gevşetmeleri aşı tarafın insafına terk etmeleri yani zaten biz kazanıyoruz bizim elimizdeki veriler bizim kazandığımızı gösteriyor. Dolayısıyla sizin çok fazla artık psikolojik bir savaş kısacası. Yani tabii bunlar için çok da fazla
önemli değil yani. İşte sonuç ortaya çıktı yani. O kadar bağırıp çağırmanız, o kadar kendi kendinizi %60'larda görmeniz falan bir anlam ifade etmedi. Yani onu çok fazla düşünmüyorlar ama muhtemelen böyle bir psikolojik baskı yaratmak üzere kendilerini konumlandırdılar. Bir diğer hususta ben de Sayın Zeki Hocam'a da aynı şekilde katılıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun şahsen, yani benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla vizyon itibarıyla, düşünsel anlamda, efendim söyleyeyim, proje bağlamında, kişisel bağlamda, yani belki Türkiye'deki samimiyetle söylüyorum, bir cumhurbaşkanı adayı olabilecek olan kişiler kimlerdi sıralamasına koysanız, yani çok 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 düşük bir profil bu yani gerçekte. Dolayısıyla bugün bu kadar oyun ona verilmiş olduğunu söylemek bir eksiklik yani. Doğal olarak hepimizin de, işte hocamın da bahsetmiş olduğu gibi, etrafına toplatıldı o kadar insan netice itibarıyla. Ve böyle bir sonuç çıktı ki buna rağmen görüyorsunuz ki maalesef bir ciddi manada onlar bir kendilerine göre bir hayal kırıklığı yaşadılar. Biz de tabii burada şunu söylüyorum. Az önceki sormuş olduğunuz soruya karşılık olarak Sayın Yılman, Avrupa'da işte bir yaklaşık 4-5 yıldır buralardayız. Dediniz yani, eğer Erdoğan buralarda girmiş olsaydı muhtemelen çok daha fazla yüksek bir oy alırdı. Evet, doğrudur. Ama şu çok önemli bir husus. Buradan şunu görüyoruz. Yani insanların ekonomiyle ilgili, özellikle ekonomiyle ilgili, alım gücüyle ilgili sıkıntısı olmadığında birçok problem, birçok sorun görmezlikten geliniyor. Yani insanların bu ekonomik gücü iyileştirilmesi halinde çok çok daha farklı bir takım sonuçlara mutlaka kavuşulabilir. Yani şu anda diyelim ki, örnek işte sanayi alanında, işte teknoloji alanında, işte sağlık alanında vesaire. Hakikaten yani insanı hani böyle gururlandıran, sevindiren çok güzel gelişmeler var. Yani bunu hiç kimse inkar etmemeli, edemez de. Ama bütün bu gelişmişliğe bir de yani insanların ekonomik seviyedeki mutluluklarını sağlayacak bir takım gelişmeler gösterilmesi halinde belki %60 değil, ben inanıyorum, çok çok daha yüksek bir oy oranına sahip olabilir. Yani olasa bu çok önemli bir mesele. Yani ekonomik bağlamda siz nasıl kafa yoruyorsunuz? İşte ben dünyada ilk kez böyle bir İHA SİHA taşıyıcı bir gemi yaptım diyorsanız, işte ben dünyada diğer hiçbir ülkenin yapmadığı gibi bir otomobil ürettim diyorsanız, ya da işte farklı bir takım teknolojilere sahip olduğunuzu söylüyor ve bunu gururla dile getiriyorsanız, siz çıkıp aynı şekilde ben insanlarımın alım güçlerini de şu anlamda ben çok ciddi manada güçlendirdim. Artık insanlar benim ülkemde, yani işte siz daha iyi biliyorsunuz, şu anda orada yaşıyorsunuz. Yani işte bir kilo domatesi şu an ne kadar alıyorsunuz Sayın Yaman, Türkiye'de mesela. Ya da işte bir, ne bileyim, bunları ister istemez insanlar unutmuyorlar Sayın Yaman. Yani siz netice itibariyle o insan bir alışverişe gittiğinde, elini cebine attığında, oradan bir şey alamadığında bu onda bir yara oluşturuyor yani, ister istemez. Dolayısıyla bütün o kafa yormaları bir parça buna da vermek gerekiyor. Ben bu insanların ekonomik refahlarını nasıl yükseltirim? Bu alanla ilgili ben mesela geçen gün gerçekten çok biraz dehşetle izledim. Tabii mutlulukla da izledim aynı zamanda. Mesela sağlık alanında geliştirilen bir takım programlarla hastaların ne derecede titizlikle takip edildiklerini bir sağlık bakan yardımcısı tutmuştu mesela bir programa. Çok böyle hem kendinden emin, hem böyle dolu dolu, hem böyle gerçekten vay be dedirtecek şekilde bir teknoloji kullanmak suretiyle bunu anlatıyordu. Gerçekten gurur verici bir şey. Ama aynı şeyi ne yapıp edip insanların ekonomik anlamdaki sıkıntılarının giderilmesine de harcanmalı. Tabii burada
ben bir paylaşımda bulundum. Özellikle bizim Doğu Güneydoğu bölgelerimizle ilgili toprak alanında insanlarımızın biraz daha bu alana yönelmesi ve bu toplumsal açığın kapatılması konusunda işte hayvancılık, gıda, tahıl vesaire ciddi manada gerçekten ciddi teşvikler veriliyor. Ama gerçekten böyle hani hiçbir toleransı göstermeden ciddi bir denetimle ancak bu başarıya ulaşır. Hatta biraz böyle bir içimden geçtiği şekilde yazdım, dedim keşke onun kontrolünü, onun takibini de gıda parlı kadrolara verseler, bölgenin çok iyi nabzını tutan o insanlar, o kalkınmanın sağlanması konusunda en azından onun kontrolü, onun geliştirilmesi konusunda gıda parlı kadrolara böyle bir sorumluluk, hani tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da o kıtlıkla, o yoklukla baş edebilme noktasında istemiş olduğu ve Allah-u Teala'nın da onu ona layık görmüş olduğu o ekonomik yapıyı düzeltici, o bölgenin hasreten kaynak olarak gördüğümüz o bölgenin toprak yapısını, hayvancılığını vesaire geliştirebilecek şekilde böyle bir inisiyatif kullanılırsa fena olmaz diye düşünüyorum. Peki. Birincisi bu Sayın Yaman. İkincisi müsaadenizle çok önemli bir husus. Şimdi mesela hepimizin kabul ettiği bir gerçek. Yani biz hoşumuza gitse de gitmese de bugün işte ne diyoruz? Diyarbakır gibi bir yer %70 oranında Kılıçdaroğlu'na bir oy verdi değil mi? Yani Cumhurbaşkanı seçiminde %70 oranında bir oy verildi. Yani akeza işte diğer ittifaka da %60'ın üzerinde bir oy verildi. Yani demek ki Türkiye'nin ilerletilmesi, Türkiye'nin daha farklı bir takım konuma gelmesi konusunda bütün bu yaptıklarımızla birlikte, yani teknolojik, sanayi vesaire vesaire vesaire, bununla birlikte ana çözülmesi gereken, ana sonuç noktasında çözüm olması gereken iki temel meselesi var. Birisi bahsetmiş olduğumuz şu Kürt meselesiyle ilgili. İkincisi de insanların ekonomik yapılarıyla ilgili. Ciddi manada bu iki meselenin çözümüyle ilgili eğer bir ivme elde edilirse bugünkü sonuçlar çok çok daha katlanarak... Peki. Tekrar tekrar evet. Size döneceğiz inşallah hocam. Şimdi evet. Zülkif hocamla devam edeyim. Evet. Ya şimdi o kadar çok böyle seçimle ilgili hani değişken var ki böyle bileşen, hani o kadar fazla konuşulması gereken husus var. HDP'nin oy kaybı var. Yani %11'den %8'e düşen, yani virgüllü sayılarla düşen bir oyu var. %3'lük bir düşüş var. Şimdi bununla birlikte değişmeyen, az önce Fikret abinin de dile getirdiği, işte şehir şehir değişmeyen seçmen tavırları var. Şimdi Bitlis'te milletvekili aldı ilk defa HDP, Erzurum'da milletvekili aldı ama kaybettiği yerlerde var. Şimdi HDP ile ilgili tabii ki hani bunu konuşurken ister istemez Türkiye'nin o şimdi o bölgede işte önceki yaptıkları, sonra yaptıkları, bakış işte siyasete yansıyan dil vesaire, bütün bunlarla birlikte konuşacağız ama Kılıçdaroğlu faktörü var, Demirtaş'ın işte verdiği mi yayınladığı filan mektuplar, şunlar bunlar var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani hem Cumhurbaşkanı seçimi olan etkisi hem de milletvekili seçimindeki düşüş. Evet, bazı yerlerde doğrudur HDP'nin oyları artmış, bazı yerlerde düşmüş. Özellikle oyların düştüğü yerde ben Hüdapar faktörünün ciddi anlamda öne çıktığını düşünüyorum şahsen. Bu anlamda biz Batman örneğini büyük bir ciddiyetle, alıcı gözüyle tabiri caizse takip etmeye çalıştık. Daha önceki seçimlere baktığınız zaman bunların aldıkları oy, çıkardıkları milletvekili sayısı ve Hüdapar faktörünün devreye girmesiyle beraber orada AK Parti'nin çıkarmış olduğu milletvekili sayısı. Zaten malum olduğu üzere Sayın Serkan Ramanlı orada AK Parti listelerinden seçime girmişti, Hüdapar sözcüsü. Ve orada bakıyorsunuz ki
Hüdapar'ın ağırlığını koyduğu yerde ciddi anlamda zannedersem seçmen hem psikolojik anlamda rahatlıyor hem de teknik olarak bunların farklı yollara tevessül etmesi ve seçmen iradesini çalma noktasındaki etki etme noktasındaki etik olmayan davranışlarının büyük bir kısmının engellendiğini şahsen düşünüyorum. Fakat şu gerçeği unutmamak lazımdır ki bir seçmen davranışını etkileyen çok farklı parametreler vardır. Bazı hususlar vardır ki seçmeni çok çabuk etkileyebiliyor. Ama yani bunlar da böyle kırılma anlamında gelecek, tercihlerde kırılma anlamında anlamına gelebilecek hususlar çok az. Yani çok böyle keskin bir şey olacak ki o seçmenin tavrı değişsin. Fakat yerleşik olan tavırlar daha fazla ön plana çıkıyor. Yani tabiri caizse seçmenin bir seçmen kitlesinin bir ana gövdesi var. Seçmen tercihini etkileyen temel parametreler var. Onun dışında seçmen tercihini hani böyle ana bir gövde olarak düşündüğünüz zaman değiştirecek olan keskin kırılmaların olması lazım ki diyelim ki çok anlamlı. Yani böyle kırılma anlamına gelebilecek bir değişkenlik oluşsun. Şimdi bölgenin yani Doğu ve Güneydoğu'nun kendisine has bir denklemi var. Kendisine has bir sosyolojisi var. Her ne kadar bu dönemde güvenlikçi politikalar ön plana çıkmış olsa da dağ kadrolarının noktasında ciddi anlamda güvenlik sağlanmış olsa ve bunlar bertaraf edilmiş olsa da, bunlar etkisiz hale getirilmiş olsa da yine biz şunu görüyoruz, onun yaratmış olduğu psikolojik atmosfer ve sosyoloji hala etkilerine devam ediyor. Yani bu bir çırpıda ortadan kalkabilecek bir durum değil. Ve nihayetinde o dağ kadrolarının, yani askerin, polisin, güvenlik güçlerinin mücadele etmiş olduğu o dağ kadrolarının toplum içerisindeki uzantıları olan ve öyle varsayılan uzantıları var veya temsilcileri var. Ve bunlar da hala ciddi anlamda halkı tehdit etmekte, halkı tedirgin etmekteler. Ve yine özellikle seçim noktasında farklı sonuçların ortaya çıkması durumunda yine bunlar milletin nelerle karşılaşabilecekleri konusunda çok rahatsız edici tavırlar ortaya koyuyorlar. Özellikle kırsal kesimde. Yine hakeza diğer yerlerde özellikle kendi gençleri ve milisleri vasıtasıyla ciddi bir baskı oluşturuyorlar. Yani bu baskı böyle bir günde, bir yılda, 3-5 yılda kırılabilecek bir baskı değil. Yani bazı vatandaşlar bu tabiri caizse sendromu çabuk atlatabiliyor. Ya ama bilinçaltına inmiş bir korku. Tabii. Bir ama çoğu vatandaş var. Efendim. Yani o kesimde güçlü bir mahalle baskısı var. Yani. Evet. Güçlü bir mahalle baskısı var. Ve sonra şimdi bölgeden seçmen davranışını etkileyen parametreler hususunda böyle çok ciddi veriler gönderiliyor. Şimdi bakıyorsunuz ki öyle bir dil kullanılıyor ki, mesela diyelim ki bir tanesi bir köyde şöyle bir dili kullanıyor ki adamı tabiri caizse kendilerine oy vermeye mecbur kılıyor. Akrabaların noktasında. Diyor ki dağda bizim bu kadar insanımız vuruldu diyor. Bu kadar insanımız vuruldu. Biz bu kadar bedel ödedik. Siz bizim akrabamızsınız. Halbuki adam verme gibi bir niyeti yok. Yani onların ifadelerinden, beyanlarından bunu anlıyoruz. Verme gibi bir niyetleri yok. Diyor ki bizim çocuklarımızı cezaevlerine hapseden, dağda vuranlara mı oy vereceksiniz? Bunu yapacaksanız sizinle akrabalarımız bitmiştir. Veyahut bizi düşman olarak artık kabul ettiniz. Şimdi vatandaş da bakıyor, bir ideal sahibi değilse, böyle topluma dair, toplumun değişim ve dönüşümüne dair ciddi bir ideal sahibi değilse, ne diyor? Yani halk diliyle, ah bu yine lanet olsun oya. Yani bir oy veyahut birkaç oy veyahut işte bir ailenin, birkaç ailenin oyu yüzünden şu kendi akrabalarımızla hasım mı olalım, düşman mı olalım, lanet olsun diyor. Yani böyle bir seçmen davranışıyla değil de orada var olan o icbari oluşturulmuş olan o mahalle baskısından dolayı tutup oyunu o tarafa veriyor. Bu sadece anlatılan, bu süreç içerisinde anlatılan bizim haberdar olduğumuz onlarca örnekten sadece bir tanesi. Dolayısıyla o atmosfer ciddi anlamda kırılmadığı zaman, onun sosyolojisinin değişime uğraması noktasında çok ciddi bir mesafe kaydedilmediği müddetçe maalesef bakıyorsunuz ki sonuçlar evet etkilenebiliyor, sağa sola gidiyor ama deseniz ki köklü bir kırılma anlamında, köklü bir kırılmanın olabilmesi için seçmenin tabiri caizse bilinçaltının ciddi anlamda formatlanması
ve özgürlük noktasında öyle bir zemin oluşturulmalı ki şu vatandaş seçime gittiği zaman, sandığa gittiği zaman ben özgür bir şekilde tercihimi koyduğum zaman kimse bana bir zarar veremeyecek, bir mahalle baskısı olmayacak, kınanmayacağım. Yarın malıma, canıma, çocuğuma herhangi bir zarar gelmeyecek şeklinde bir bilinçaltı, bir atmosfer, bir psikoloji, bir sosyoloji oluşturulmalı ki vatandaş o noktada ciddi bir şekilde iradesini ortaya yani koysun. Güveni, artık herkes de ona bir saygı göstersin. Yani o temin edildikten sonra vatandaş eğer ki hala o noktada tercihini ortaya koyuyorsa insanlara saygı göstermesi peki lazım. Şimdi anketler her ne kadar yanıltıcı olduysa da Hüdapar içinde yani bir takım sonuçlar çıktı anketlerde. Mesela son dönem anketlerde %3'e varan bir takım rakamlar döndü. 2.8. En yüksek anket evet. 2.8. Şimdi HDP'deki %3'lük düşüş ve Hüdapar'ın anketlerdeki oranları ve 4 vekilin bir şekilde meclise gitmesi biraz akla şunu da getirdi. Özellikle Batman'da Sayın Serkan Ramanlı'nın seçilmesi aynı şekilde Mardin'de, Diyarbakır'da ve diğer illerde Hüdapar'dan aday gösterilseydi aynı Serkan Ramanlı'nın seçilmesi gibi yine seçilmez miydi adaylar? Yine Hüdapar o bölgede yani bir şekilde yüksek bir oyu almaz mıydı? Bu biraz bu seçimde yani ıskalandı mı yoksa bilerek hani böyle planlandı? Ne diyorsunuz? Yani şimdi Hüdapar tabanını açıkça motive eden unsurlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin tehlike aşamasına gelmesiydi. Bu Hüdapar seçmenini gerçekten motive ediyordu. Şimdi Hüdapar'ın adaylarının olduğu bölgelerde ise bir de ekstra olarak Hüdapar'ın adayları onları motive ediyordu. Dolayısıyla yani hani stratejist kimdir? Yani AK Parti'nin stratejilerini, seçim stratejisini belirleyen kimdir bilmiyorum ama gerçekten bu konuda yani ya çok büyük bir hata yapmış ya da başka niyetler taşıyor. Yani bana öyle geliyor. Çünkü Hüdapar'ın çok aktif olan veya geçenki seçimde aldığı oy oranı mı baz alındı acaba? Yani şimdi şöyle mesela Diyarbakır'da aldığı oy. Yani şöyle mesela ben seçimden önce bölgedeydim. Hani bazı şartlar dolayısıyla. Şimdi oradaki Hüdapar tabanının kullandığı tabir şu. Yani şimdi diyor herkese gideriz. Fakat hani ne diye gideceğiz? Yani ne partimiz var ne de bizim adayımız var. Şimdi AK Parti listelerinden de olsaydı derdik ki tamam evet AK Parti tabanın adaylar listesindendir ama bizim adayımızdır. Dolayısıyla insan kendisi için isteme konusunda gidebiliyor ama gidip başkasına gibi gözüken hani neticede öyle gözüküyor. Hani biz yani taban diyor ki biz Hüdaparlıyız. Gidip AK Parti'yi isteme konusunda istediğimizde sıkıntı yaşayacağız. Şimdi bu sosyolojiyi seçim stratejisini belirleyen kişi mutlaka biliyor yani. Bilmese oraya gelmemesi lazım yani. Yani bundan habersizse oraya gelmemesi lazım. O yüzden yani bu konuda bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani şey şikayet etmek gibi olmasın ama gerçekten bu konuda çok bir şey yap. Ama buna rağmen bakın buna rağmen şimdi Diyarbakır özelliği bilmiyorum ama Mardin özelliği olarak söylüyorum. Yani daha önceki yanılmıyorsam bir önceki seçimde diyeyim Mardin'den hiç milletvekili çıkarmadı AK Parti. Bu sefer iki milletvekili çıkardı. Hem de normalde oy potansiyeli en yüksek olan adayın bağımsız olarak şeyler seçimlere girmiş olmasına rağmen, Mardin bölgesinden girmesine rağmen AK Parti Mardin'den yaklaşık olarak %2 milletvekili çıkardı yani bu seçimde. Şimdi Hüdapar'ın etkisi hani sadece şey değil, yani bu bölgede bir gerçeklik var. Bunu yani hani doğru veya da yanlış. Bölge insanı açıkçası hani Hüdaparlılar da tanınıyor. Yani bölge insanın öyle yüz kadına bakarak kişinin düşüncesini çözebilme gibi bir kapasitesi var. Bir potansiyeli var yani. Senin simana baktığı zaman senin Hüdaparlı mı veyahut da senin HDP'li mi veyahut da senin işte MHP'li mi ya da AK Partili mi ya da FETÖ'cü mü olduğunu kestirebiliyor. Böyle bir şeysi var. Şimdi bölge insanı seçmeni
sandık başına gittiği zaman bir tane Hüdapar'lıyı masanın üzerine gördüğü zaman özgüveni geliyor kendisine. Bu şimdi bu gerçeği... Yeniden Refah Partisi hani ittifakta idi ve kendi logosuyla girdi. 5 vekil çıkarttı. %2 küsür oy alarak. Eğer Hüdapar da ittifaka kendi logosuyla girseydi herhalde şu anda 10 vekil çıkarırdı diye. Yani bu sonuçlara baktığınız böyle zaman. Böyle bir şey dillendiriliyor çünkü hani bir kesim var. Yani hem dini duyguları aktif hem de yani Kürtler arasında hem de milliyetçi duyguları ön planda olan bir kesim var. Bir seçmen kesimi var. Şimdi HDP'ye verilmiş bir kredi var ve şu bir gerçek ki hiç kimsenin kredisi sonsuz değildir yani. Ve HDP o kredisini, bana göre o kredisini, benim gözlemime göre o kredisini büyük oranda tüketmiş. Yani özellikle bu hani bu marjinal grup yani ya lanetli gruplar var ya işte onlarla beraber çekilen bazı şeyleri, görüntüleri var. Yani hani biz zannediyoruz ki HDP tabanı buna hiç tepkisini göstermiyor. Hani iç içeyiz, neticede akrabalarımız var yani. Çok yakın akrabalarımız. Gösterdiğimiz zaman yani şu an hani şu kullandıkları tabir var. Şu an genç kesimin çoğunun kullandığı şey şu. Ben bundan sonra ekmeğime bakarım. O kadar bir kırılma var aslında. Ve eğer Hüdapar kendi logosuyla seçime girseydi hani HDP'nin yani PKK'nın ve dolayısıyla HDP'nin olağanüstü bir propaganda yapma gücü var. Yani bir yeteneği var. Yani bunu kabul edelim. Gerçekten kendi tabanını şu an o propaganda aletiyle enstrümanıyla ayakta tutuyor. Bir arada tutuyor. Yani çok güçlü bir şeyleri var. Yalan uydurma konusunda veyahut da olayları çarpıtma konusunda çok başarılı böyle şeyleri var yani. Şimdi bundan dolayı yani bu yeteneği dolayısıyla yani AK Parti'ye karşı Kürt seçmen nezdinde oluşturulmuş bir antipati var. Yani kendi logosuyla girseydi belki HDP'nin karşı propagandasına HDP'nin maruz kalacak. Evet. Maruz kalacak da ama HDP'nin o yanlış politikalı, daha doğrusu Kürt psikolojisine taban tabana zıt olan politikalarından bezmiş ve gerçekten HDP'ye bir ders vermek isteyen bir kesim var. Bunlar birebir şahit olduğum biz Hüdapar'a bu seçimde Hüdapar'a destek vereceğiz şeklinde duyumlarım yani şahit olduğum şeyler var ama hani AK Parti'ye karşı oluşturulmuş bir antipatiden dolayı da maalesef oylar gelemedi. Yani böyle bir şey de var. Peki. Yani. Evet. Burada şimdi, Sayın Hocam bir şey eklemek isterim bu buyurun. Hocama sormuş olduğunuz meseleyle ilgili. Şimdi esasda yani AK Parti'nin bölgeyle ilgili kendine göre bir belirlemiş olduğu bir çerçeve var. Bu çerçeve o halk ne yaparsak yapalım asla işte HDP tabanından kopmaz. Kopamayacağı için de benim de bölgedeki varlığım devam etsin istiyorsam tamamen aşiret sistemine dayalı, tamamen güçlü bağlarla birbirine bağlı olan kesimlerden adayı göstermek suretiyle AK Parti orada bir oy alma stratejisi benimsiyor. Mesela şu ana kadar o aday gösterilen insanların tamamında ideolojik bir yaklaşımdan ziyade tamamen işte çevresindeki insanları kim toplayabilir, hangi aşiretin burada sözü geçerlidir, ona bakmak suretiyle bunu ortaya çıkarıyordu. O adayı o şekilde gösteriyordu. Fakat bu kez bir ilk oldu ve herhangi bir aşiretten ziyade belki bir tabii bir argümanla ortaya çıkan Hüdapar gibi bir bölgenin gerçeği olan bir partinin işte bir adayı ilk kez orada onun beklemediği bir dönemde bir aday çıkardı. Bu bir ilk oldu. Bence bundan sonra Zeki Hocam'ın bahsetmiş olduğu o stratejiler ciddi manada revize edilecek. Vay biz yanlış yapmışız şu ana kadar. Bundan sonra dolayısıyla hani böyle bir ittifak vesaire söz konusu olduğu zaman artık taraflar biraz daha netleşti ki evet Hüdapar gerçekten bölgede
bizim belki yıllardır alamadıkları değil mi? Mesela son 3-4 seçimdir belki yani Batman'da bir milletvekili ancak tutabiliyordu. Ama bu kez bir olunca bu ciddi manada bir ümit oluşturacak. Bu ümit katlanarak diğer kitlelerin de Hüdapar'a olan muhabbetini, sevgisini ve teveccühünü artıracak diye düşünüyorum. Peki tam ben aslında oradan devam edecektim de şu anda Hüdapar'ın 4 vekille meclise girmesi bu bile sanırım HDP seçmeni üzerinde de bir kırılma oluşturacak herhalde. Yani çünkü demek ki ya bunlar da yani mecliste bizi temsil edecekler. Yani sonuçta bizim için çalışacaklar, bizim için hizmet üretecekler, bizi savunacaklar. Dolayısıyla bir güven, bir hani bir şekilde artık durumun normal bir şekilde algılanmasına da bir hizmet edecek sanırım bu 4 vekil. Öyle değil yani, mi? Yani bir seçmen tavrında bir kırılma oluşturacak herhalde. Yani şimdi zaten bu dönemde kırıldı bu. Yani bu dönemde ciddi manada gerçekten ehli vicdan olup kendi kendisini HDP'ye de yakın hissetmeyen ama Türk kimliğiyle de öne çıkan bir sürü biliyoruz ki insan, birçok insan biliyoruz ki bu dönemde Hüdapar'ın ortaya çıkmasıyla çok ciddi manada bir motivasyona girdi. Yani çok ciddi manada bir ümit kendisine besledi. Şimdi meclise de girdi. Dolayısıyla bu hem o insanların motivasyonunu artıracak hem de diğer insanların, işte bizim temsilcilerimiz tabii burada da çok önemli Sayın Yaman. Yani meclise girdikten sonra orada yapılacak olan, orada atılacak olan adımların da bundan sonraki süreçte çok çok daha büyük bir etki olacak. Yani çünkü ben çok insan, mesela buraya da geldi birçok insan, gerçekten ben Hüdapar'ın hem bir İslami kimlik hem de bir Kürt kimliğiyle kendi kendisini göstermiş olması benim nazarımda benim şu ana kadar kendimi konumlandırmamamın ortadan kalkmasına sebep verdi. Ben kendimi konumlandıramıyordum şu ana kadar. Yani ben kimden taraf olayım, ben nereden taraf olayım, ben kime tercihimi yapayım diye bir çıkmaz içerisindeydim. Ama şimdi görüyorum ki benim iki boyutumu da temsil edecek olan bir parti var mecliste. Dolayısıyla ben oraya yöneleceğim. Çok çok sevindim gibi böyle çok sayıda bir teveccüh gördük. Dolayısıyla bu ben inanıyorum tabana kadar yayılacak ve ciddi manada bir reaksiyon oluşturacak diye düşünüyorum. Peki. Tekrar döneceğim. Burada hani İslam'ın kendini ehli kitaptan özel olarak ayırma becerisi gibi HDP'nin de PKK'nin de böyle hükmettiği tabanı diğer Kürt oluşumlardan ayırma gibi bir becerisi var. Yani düşünün ki Barzani'nin hani o bağımsız referandumuna Türkiye'deki Kürtler bile yani PKK'nin yani HDP'nin tabanı dediğimiz kesimler ona tepki gösteriyordu. Böyle bir şey yani o normalde hani sen kendini Kürt zannediyorsan ve bir Kürdistan hayalin varsa ha işte birisi kuruyor yani neticede o hayalini gerçekleştiriyor ama adam buna bir reaksiyon, bir tepki gösteriyordu. Hani PKK'nın böyle bir becerisi var yani. Hani ben bunu şunun için söylüyorum. Yani Hüdapar bu konuda evet bir HDP'nin bir kemik oyu bu şekilde kalabilir ama bu gerçeği göz önünde bulundurarak hareket eder. Hareket etme zorunluluğu olduğunu düşünüyorum. Yani eğer o tabanın hani gerçek adresi benim. Bu imajı onların işte bilincine, bilinçaltına yerleştirebilecekse şimdi yani onu aslında varsa, Fikret Hocam'ın söylediği tam da o, ben öyle anladım. Yani şu anda beni HDP ile işte AK Parti arasında mecbur bırakıyordu daha önceki anlayış ama şu anda artık beni temsil eden bir yer daha var. Yani eskiden hani Kürt seçmeni tabiri kullanılıyordu ya, yani HDP eşittir Kürt seçmeniymiş gibi bir algı oluşturuluyordu. Şu anda ya HDP eşittir Kürt seçmeni değil. Yani şu anda. Yani hani mecburen HDP'ye yanaşmış olan Kürt seçmen için öyle. Yani inancına saygı, inancına inançlı ama aynı şekilde kendi kimliğini de böyle koruyan kesim için evet adres Hüdapar. Ama bir de PKK'nın yani HDP'nin yoğun propagandası içerisinde yoğrulmuş böyle bir de bir şekil verilmiş bir
azımsanmayacak ve koparılması gereken bir kesim var. PKK'nın bu becerisi, bu yeteneği göz önünde bulundurularak bence hareket edildiği zaman Fikret Hocam'ın söylediği adres olma projesi gerçekleşmiş olacak diyorum. Evet. Şimdi tabii ikinci tur şu anda ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da bir saat önce attığı bir tweet var. İkinci tur seçimi için atmış olduğu bir tweet var. Yani hazırlanmaktan bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani mutfakta çektiği videolardan sonra bu dünkü açıklanan sonuçlar üzerine değil de ikinci tur için çektiği kısa bir video var. Onu versin arkadaşlar. Onun üzerine bir iki cümle söyleyelim. Sonra diğer başlıklarla devam edeceğiz. Bir işte çok değişik bir ruh haliyle böyle sanki gergin, agresif ve biraz da böyle kurgu içerikli bir video çekmiş. Hazır mı? Onu rejiden versinler. Onun üzerine bir iki cümle söyleyelim. Sonra devam buradayım edeceğim. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Tamam. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Tamam yeter. Şimdi izledikçe sizin de tansiyonunuz yükseliyor. Ya ne var videoda? Hocam tansiyonumuz yükselmiyor. Tam tersine. Evet. Espri noktası. Yok, şimdi masaya noktası vurunca insanda ister istemez bir gerginlik oluşturuyor. Masaya vurması hani bir bir şekilde meydan okuma gibi bir hal hareket. Evet buyurun. Yani şimdi bazı hareketler yerinde zamanda olduğu zaman anlamlıdır. Ama bazı hareketler yerinde, zamanda ve zeminde yapılmadığı zaman o hareketler mesela komik kaçıyor. Yani ciddiyetini kaybediyor. Şimdi burada bu sonuçlar ortaya çıktıktan sonra bunun bu şekilde, bu üslupla, bu şekilde bir video çekmiş olması şahsen bizi güldürdü. Ve ben buna bir anlam da veremedim. Sözde o da hani kararlılığını ifade etmeye çalışıyor ama burada kararlılığa dönük hani kararlılık noktasında veyahut en azından onların pozisyonunu bozmaya dönük yasal süreç dışında herhangi bir şey yoktur ki burada bir kararlılık mesajı veresiniz. Şu var, ortada işte ikinci tura giden bir seçim süreci var. Doğal olarak burada Sinan Oğan unsuru ön plana çıkacaktır. İktidar kanadı, Sayın Erdoğan'ın tarafı kendi kazanımlarını muhafaza etmekle beraber az kalmış olan o oranı tamamlamak üzere ve seçimi riske etmeme adına kuvvetle muhtemel Sinan Oğan'la temasa geçeceklerdir. Yine aynı şekilde Kılıçdaroğlu ki temasa geçtiğine dair duyumlar var. Ben buraya gelirken ona dair bir telefon görüşmesinin olduğu. Tabii onların cenahından gelen bilgi kaynaklarıyla bunu öğrendiğimiz zaman çoğu zaman bakıyoruz ki olayın seyri başka şekilde olabilir veyahut sonuca bağlanmamış olan bir görüşme sonuca bağlanmış gibi veyahut olumlu mesafe alınmış bir görüşme olarak takdim edilebiliyor. Bütün bunlara tabii bir çekince koymak lazım. Ama ilk temasın en azından yani söyleyeceğimiz net bir şey varsa o da ilk temasın gerçekleştiği noktasında haberi en azından bu şekilde ele alabiliriz. Dolayısıyla evet. Burada hocam şu var. Yani işleyen bir süreç var. Her iki taraf da bu süreci kendi lehine sonuçlandırma bağlamında nereye müracaat edecekleri veyahut nereye başvuracakları veyahut nereden destek talep edecekleri ve hangi kazanımları koruyacağı noktasında bir saha çalışması yapacaktır. Daha sonra yapılan bu saha çalışması ve teknik çalışmalardan sonra tekrar halkın iradesine başvurulacak ve halk bu noktada kararını verecektir. Yani olayın fotoğrafı ve özeti budur. Tabii olayın fotoğrafı ve özeti bu iken o görüntüyü bunun yanına koyduğumuz zaman son derece yavan, anlamsız ve garip bir görüntü olarak kalıyor ve dolayısıyla bizi tebessüm ettiriyor. Yani orada onun kararlılığının vurgulanması noktasında bir bilinçaltı mesajından öte bizi tebessüm ettiren bir görüntü olarak zihnimizde bir sonu hatırlayacağız. Şimdi Sinan Oğan'a geleceğim ayrıca da. Ya Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Ali Babacan,
diğer Saadet Partisi de Demokrat Parti. Şimdi İstanbul'da mesela 30 civarında, 30'dan fazla onlara CHP milletvekili verdi. Bu CHP tabanında çok ciddi rahatsızlık oluşturdu ama hadi neyse dediler. Ve şimdi o rahatsızlık tabii ki dışarı vuracak. Yani şu anda Erdoğan karşıtlığının hatırına verdi. Erdoğan karşıtlığı hatırına. Haydi neyse. Ama şu anda artık ne diyor, cin şişeye? Şişeden çıktı. Şişeden çıktı. CHP'nin her seçimden sonra mutat hale gelmiş, gelenek olarak birbirleriyle mücadelesi şu anda artık dayanılmaz boyutlarda. 15 gün sabredebilirler. Hani ben bu videonun açıkçası seçmene değil de CHP'lere hitap olduğunu düşünüyorum yani. Ben bu koltuğu terk etmeyeceğim mesajını veriyor. Bana öyle gibi geldi. Çünkü bütün yorumlar şunun üzerineydi. Yani hani Meral Akşener kumar masası diyordu. Yani gerçekten Kılıçdaroğlu o masaya kumar masası gözüyle baktı ve her şeyini koydu masaya. Yani, kasetleri de koydu. Her şeyini. Bütün enstrümanlarını devreye soktu yani. Şimdi hani 160-170 milletvekilinden 35 kişiyi kendi düşüncesine tam zıt olan bir kesime verme. Yani tam yani biz evet gücendik, yani yerdik. Yani şu an CHP tabanında kandırıldık, aldatıldık şeyi çok güçlü dillendirilmeye başladı. Çünkü evet. Çok hani Kılıçdaroğlu da buna inandırılmıştı. Yani sen kazanacaksın. Gerçekten eğer Cumhurbaşkanlığı karşılığında 35 milletvekili vermek, yani gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez düşüncesiyle iyiydi yani. Kumar masasında diyorsunuz büyük oynadı. Tabii evet. Şimdi yorumcuların hepsi şunu söylüyor yani Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanmazsa gider yani. Hatta CHP'nin kendisi bile artık varlık sorunu yaşar. Yani o kadar bir şey hani kendi seçmenini eninde sonunda yani bu kadar mağlubiyet yani hangi parti olursa olsun ne olursa olsun kendi seçmenine bu kadar mağlubiyet yaşatan eninde sonunda kendi tabanını istediği kadar radikal bir tabana sahip da olsun bu kaybeder. Bölünür en azından bölünür yani. Şimdi o yüzden bana bu video daha çok o mesaj, o içerikli geldi yani. Çünkü ben bir şey anlamıyorum. Yani ben 15 gün CHP'deki muhalifler yani bu ikinci tura kadar şeyi tutabilirler mi yani o tabanı? Başka seçenekleri yok. Hani bir ihtimal yani durmaktan, kendilerini tutmaktan veyahut da o 15 günü beklemekten başka seçenekleri yok. Hani açıkçası yani Sayın Cumhurbaşkanı bu tür konularda biraz yani karşı cepheyi dağıtma konusunda yani evet bazen böyle birleştirme konusunda da mahirdir. Çünkü Davutoğlu, Ali Babacan, işte Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu aynı masaya oturtma becerisini bir tek Cumhurbaşkanımız becerir. Yani başka hiç kimse bunu beceremez yani. Ama aynı şekilde karşı cepheyi dağıtma konusunda da şeydir. Yani hani o bazı girişimlerle bunu öne çekmezse yani o Kılıçdaroğlu'ya karşı gösterilecek olan tepkileri bazı girişimlerle öne çekmezse mecburen beklemek zorundadırlar. Hem kendi girişimlerinin bir netice verebilmesi yani şu an diyelim ki harekete geçtiler. Adamlar dedi ki bir bekleyin yani. Daha maç bitmemiş tabiri caizse yani. Evet. Şimdi Fikret Hocam'a döneceğim. Bununla ilgili bir cümle kullanabilir miyim? Buyurun. Şimdi yani örnek. Şimdi Kılıçdaroğlu kızıyor değil mi şu anda? Kızıyor, köpürüyor, bağırıyor, çağırıyor değil mi? Yani kime bağırıyorsun? Yani niçin bağırıyorsun ya da kime bağırıyorsun? Yani şimdi herkes kendi üzerine düşeni yerine getirmedi mi? Herkes kendi üzerine düşeni, yani herkes senden taraf zaten. Herkes senden taraf geldi. Buna rağmen bir yenilgi oldu. Yani bence burada o zaman yapılması gereken şey bu yenilgiyi kabul etmek. Ve ben inanıyorum bu yenilginin tabanda da çok çok ona yönelik tepkisi olarak ikinci turda yansıyacak. Çok daha düşük bir oyla o seçimi bitirecek. Yani tabanda çok ciddi manada bir kırılma oldu. Hem yani kendisine, diyorsunuz ki CHP tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini sandıkta gösterecek diyorsunuz.
kesin olarak yani çok çok daha şimdi o şu anda üstüne çıkmanın bir şey içerisinde. Yoksa ortada bir suçlu varsa o suçlu da sensin yani. Şimdi sen o suçluluğuna rağmen niçin sen kalkıp da millete bağırıp çağırıyorsun ki? Evet. Öyle değil mi? Şimdi şunu soracaktım. Ya Batı basını seçim öncesinde hemen seçimin hemen arefesi diyelim. Erdoğan'ın gitmesi üzerine bir takım açık beyanlarda bulunmaya başladı. Yani mesela The Economist dergisi çok açık bir şekilde Erdoğan gitmeli diye sosyal medyada çok açık oynadı. Diğer hakeza diğer dergiler, diğer medya kuruluşları, bir takım siyasiler, analistler filan. Fakat bu dünkü seçim sonucu onların hiç hoşuna gitmedi. Çünkü bugünkü açıklamalara baktığınız zaman onlar da bir hayal kırıklığı yaşamış gibi duruyorlar. Nasıl gözüküyor? Şimdi netice itibarıyla dediğiniz gibi herkes kendi üzerine düşeni yerine getirdiği, yani olanca güçleriyle gece gündüz, mesela burada işte BBC onlar röportaj yaptı. BBC'nin söylemiş olduğu bundan yani sihirli bir kelime işte nedir? Demokrasi getireceğiz. Yani öyle bir hale getirdiler ki böyle Kılıçdaroğlu bir kurtarıcı olarak şu anda Türkiye'nin bütün halklarına elini uzatıyor ve o halkları o demokrasi ile kurtaracak öyle bir hava olur. Tabii maalesef onların kendi açısından çok büyük bir hezimet oldu. Dolayısıyla da şu anda o şoku yaşıyorlar. Yani bu mesela onlar hilali mi parçalamadılar? Yani paylaşmış oldukları resimlerde hilali parçaladılar. Onlar İslam'ın birçok değerine karşı Erdoğan üzerinden savaş açtılar. Yani netice itibariyle şöyle veya böyle eksik ya da noktan Erdoğan'ı bütün bir İslam aleminin sesi olarak şu anda görüyorlar. Ve en son belki montajdı da tam olarak emin değilim ama işte bir İsrail'in başbakanının burada işte bir Erdoğan'ın gitmesiyle ilgili olarak göstermiş olduğu o temenniler çok da böyle yabana atılacak şey değil. Dolayısıyla şu anda onlarda ciddi manada bir hayal kırıklığı ama elhamdülillah ki İslam coğrafyasının onlarca ülkesinde Erdoğan'ın şekildeki bir başarısı da mesela geçen gün burada bir büyükelçiliğe gittik, bir ziyarette bulunduk. Yani kimin yanına gittiğinizde o insanlar, o diğer İslam ülkelerine mensup olan kişiler gözlerini Türkiye'deki seçimlere dikmişler. Dolayısıyla da bu onlar için ne kadar ümit verici, ne kadar gelecek vaat eden bir durum ise diğer taraf için de aynı şekilde bir üzüntü, bir hezimet olarak algılanıyor tabii. Yani Almanya'da hatta geçen sanırım birkaç gün önce Fransa'dan da fotoğraf paylaşılmıştı. Okullarda ki bu ilkokul yani çocuklarına kitaplarda diktatör olarak Erdoğan resmi kitaplarda var. Şu an birçok Alman okulunda, birçok Fransız şeyinde. Şimdi bunu yani ta ilkokul seviyesine kadar indiren bir tuhaf bir arkada nefret var. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan özellikle LGBT vurgusunda bulunması, yani küreselcilere karşı bir hani ben buradayım, hani kozlarınız nerede gibi de anlaşıldı ama çok fazla açıkta vermediler sanki. Evet, son dakika belki böyle dediğiniz gibi BBC vesaire şey yaptı ama onlar da ya nasıl olsa gidecek gibi bir güven içerisindeydiler herhalde. Yani evet, şimdi evet, doğrusunu söylemek gerekirse yine diyelim ki bir Ekrem İmamoğlu gibi birisi sizin parti sözcünüz veya parti temsilcinizdir. Kıpta konuştuğu zaman karşı taraftaki insanlara o kadar absürt gerçekçi şeyler söylüyor ki ister istemez bunlar insanları etkiliyor, bir ümit besletiyor. Mesela bir sürü insan, ben çok yakınımdaki insanlardan biliyorum. Mesela memleketten, abi diyor CHP değişmiş, Kemal Kılıçdaroğlu değişmiş, eskisi gibi değil. Yani şimdi ona oy vereceğim. Yani kendine göre o kadar bir propaganda yapılmış ki inandırılmış netice itibariyle. Şimdi düşün ki batıdaki insan da bunları görünce bir ümit içerisine giriyor. Demek ki tamam bunlar bizim tarafımızdan artık biz bunları elde edersek istediğimizi yaptırırız gibi bir algıya kapılıyorlar. Ama maalesef
her zaman onların istedikleri gibi, daha doğrusu onları evet. açısından maalesef onlar istediği gibi olmuyor. Ve bu sonuçlar çok çok daha ileriye, çok daha güzele doğru gidecek. Bundan ümit varız. Son bir şey daha söyleyeyim müsaadenizle. Mesela buradan hani belki biz şu anda Londra'dan veya Avrupa'dan izleyen kardeşlerimiz var. Şimdi dikkat ederseniz hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de Sayın Hüdapar'ın Batman milletvekili adayı Sayın Kamanlı'nın seçmesinde yurt dışı oylarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Yani belirleyici bir rol oynayabilecek kadar küçük de olsa Türkiye geneline göre düşündüğüm zaman önemli bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla buradan ben hani bütün yurt dışında bulunan kardeşlerime lütfen ama lütfen oylarımızı gereken hassasiyetle, gereken titizlikle zamanında kullanmak suretiyle biz de kendi çapımızda bu desteğimizi esirgemeyelim. Geçen seçimlerden daha çok büyük bir katılım olduğu Avrupa'da özellikle seçimlere katılım anlamında bu seçimde de yani ikinci tur seçimlerinde de ümit ediyoruz ki çok daha yüksek bir katılımla Avrupa'da buralarda kendi üzerine düşeni yerine getirecek ve bu da seçimde belirleyici bir rol olabilecek diye düşünüyorum. Peki o zaman sizi uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür gelecek ediyorum. Hafta tekrar selamlar saygılar inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Buluşmak dileğiyle efendim. Şimdi milliyetçi oylar hocam asıl bu seçimin en büyük mesajı sürprizi. En büyük mesajı buydu. Şimdi MHP işte yok düşecekti, yok MHP'nin de baraj sorunu vardı. Hatta %7'ye indirilmesinin sebebi MHP'ydi filandı diye bir sürü şeyler söylendi. Fakat MHP'nin oylarında çok ciddi bir düşme olmadı. %11'den %10. Hani çok fazla bir oynama yok. Öte yandan İYİ Parti kesinlikle barajı aşamaz noktasına gelindi. Özellikle Meral Akşener'in o gitme gelme şeylerinden sonra. Fakat İYİ Parti oylarında da çok bir kıpırdama yok. Hatta yükselme var. %9 küsürlere de bir oyu var. Sinan Ogan yani denkleme sonradan girdi ama sonuçta evet Kılıçdaroğlu'na tepkili olanlar oraya oy verdiler şu bu. Fakat orada da %5 ciddi bir oy. Yani bir anda geleceksiniz, aday olacaksınız dışarıdan hani maça yani çok ciddi bir oy. Şimdi AK Parti içerisindeki milliyetçi muhafazakar ciddi bir kesim de var. Yani o da herhalde bir %10'a tekabül ediyor. Dolayısıyla şu an Türkiye'de artık son seçimlere baktığınız zaman yani son birkaç seçimdir milliyetçi unsur belirleyici bir rol izliyor gibi duruyor. Yani ulusalcıları bak onu da katabiliriz. Yani o da Muharrem'i de katabiliriz. Ve hatta CHP içindeki ulusalcıları da katabiliriz. Ne oluyor artık Türkiye hani Avrupa'da hani işte sağ kesim işte filan deniliyor ya takım tabirler kullanılıyor. Türkiye'de bundan sonrası için devlet dediğimiz şey artık bunun üzerine mi kurulu? Yani merkez sağ dediğimiz şey tam da kendini böyle mi belli etti? Veya artık partiler bunun üzerine mi hesap yapacak? Devlet bu mu? Nasıl bakıyorsun? Şimdi öteden beri kullanılan bir milliyetçi dil var. Ve zamanla bu dil özellikle çözüm sürecinden sonra. Şimdi çözüm sürecinde Tayyip Erdoğan her şeye rağmen tabiri caizse kafasını veyahut bedenini, gövdesini taşın altına koyarak bazı sorumluluklar aldı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinden itibaren, kurulduğu günden itibaren kangren haline gelmiş olan sorunlardan birisini çözme noktasında çok ciddi bir irade ortaya koydu. Ve sonraki süreci biliyoruz. Yani bazı tavizler verildi, siyasi bedel ödenme pahasına o sorunun çözümü noktasında ciddi bir irade ortaya konuldu. Bunu hep beraber gözlemledik. Fakat buna rağmen HDP bileşenleri, legal ve illegal uzantıları tabiri caizse masayı tekmelediler. Hatta masanın üzerine çıktılar ve o süreci bozdular. Böyle olunca Erdoğan da yeni bir yol haritası ortaya koydu. Ve özellikle de o darbe sürecinden sonra tekrar bir darbeye maruz kalmama ve tabiri caizse otorite tesisi noktasında otoritesini muhafaza etme anlamında bir arayış içerisine girdi. Bu arayış neticesinde kendisine en uygun paydaş olarak o esnada MHP'yi tercih etti. O süreç daha yaşanırken ve sonrasında. Bu hem MHP'nin hesabına geldi, o zamanki MHP kadrolarının hesabına geldi ve aynı zamanda şimdiki MHP yönetimi.
Ve aynı zamanda Erdoğan'ın da hesabına geldi. Adeta Erdoğan buna mecbur kaldı. Daha sonra tabii buna mecbur kaldıktan sonra bir ortaklık geliştirildikten sonra ve Devlet Bahçeli de birçok noktada adeta kayıtsız şartsız gibi gözüken siyasi talep veyahut rezerv koymama şeklinde anlaşılan o tavrın arkasında aslında bir de arka planı vardı. Ve derken hani dışarıdan kayıtsız şartsız destek verilme şeklinde anlaşılan bir süreç inşa edildi. Derken Erdoğan da bu sürecin sağlıklı yürümesi anlamında daha fazla milliyetçi bir dil kullanmaya başladı. Dili yavaş yavaş milliyetçiliğe doğru evrildi. Biz biliyoruz ki her şey aslına döner. Süreç içerisinde her şey aslına döner. Milliyetçi bir dil kullanmaya başladığınız andan itibaren yavaş yavaş asıl adres güçlenmeye başlar. Siz belki kalıcı bazı kazanımlar elde edebilirsiniz, günü kurtarabilirsiniz ama seçmen kitlesinin bilinç ve fikirsel yapısının oluşması noktasında ister onu kastedin ister kastetmeyin ciddi bir kazanç oluşmaya başlıyor. Orada bir taban, bir bilinçaltı oluşmaya başlıyor ve şartlar oluştuğu zaman da o taban kendisini gösteriyor, ete kemiğe bürünüyor. Ve tabiri caizse orada kullanılan dil aslında asıl adresine yarıyor. Biz burada da şahsen bunu gördük. Yani nedenlerden birisi bu. Uzun bir süredir kullanılan bu milliyetçi ağırlıklı dil yapısı nedenlerinden birisi bu. İkincisi HDP'nin ortaya koymuş olduğu bu tavır HDP'nin lehinde ve aleyhinde şekillenen kamuoyu. Yine Hüdapar ölçeğinde birilerinin Hüdapar'ı tabiri caizse farklı bir yere konumlandırma gayreti bunun milliyetçi cephede oluşturmuş olduğu o sarsıntı. Bunu da onun içerisine dahil edebiliriz. Ve bütün bunlara yine bazı mühendislik oyunları çerçevesinde yapılan operasyonlar, bu operasyonların ters tepmesi ve seçmen adresinin farklı tarafa yönelmesi vesaire. Şimdi bütün bu ve buna benzer, hani kısaca özetlemeye çalışalım. Bu ve buna benzer faktörlerden dolayı her ne kadar anketlerde Sinan Oğan faktörünü bir kenara alıyorum. Çünkü son zamanlarda ciddi bir şekilde sosyal medya üzerinden özellikle gençleri yönlendirmeye dönük bir gayret vardı. Onu bir kenara bırakıyorum. Fakat anketlerde İYİ Parti'nin ciddi anlamda bir oy kaybına uğradığı söyleniyordu. Daha önce gerçekleri konuşmuyorum anket üzerinden. 16-17'ye çıkarılan oranlar bir anda işte 7-8'e düşürüldü. Yine MHP içinde yine gerçek daha önce almış olduğu oranlar ve şimdi almış olduğu oran üzerinden de algılar üzerinden konuşalım. Daha önce MHP'nin ciddi anlamda yani bir oy oranının olduğu fakat son zamanlarda neredeyse barajın altında kalacak bir seviyeye geldiği ifade edildi. Ama yaşanan gelişmeler, şimdi bazı şeyler, dengeler doğal olarak oluşuyor. Bazı dengeler. Yani mühendislik hesapları farklı olabilir, partilerin tavırları farklı olabilir, farklı politikalar. Bazen siz o amacı gütmediğiniz halde veya özel bir gayretiniz olmadığı halde talih kuşu gelip sizin pencerenize konabiliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Hocam isterseniz şunu ben tamam diye müsaadenizle. Mesela bu Sinan Oğan meselesinde olduğu gibi faktörler, şartlar öyle bir şekilde cereyan etti ki mesela Muharrem İnce aleyhinde bir mühendislik çalışması yapıldı. Aslında o olay, oylar bir yere kanalize edilmeye çalışıldı. Bir yerde protesto oyları her şeye rağmen yine Muharrem İnce'ye verildi. Büyük bir kısmı Sinan Oğan'a gitti diye düşünülüyor. Bir kısmı da belki Erdoğan, Sayın Erdoğan'a yönelmiş olabilir. Hocam müsaadenizle bunu tamamlayayım. Bakıyorsunuz orada hani farklı bir amaç güdüldü ama nihayetinde seçmenin refleksi davranışı farklı oldu. Bir iki taraftan CHP'nin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüsleme adına HDP ile yapmış olduğu ittifak bir yerde milliyetçi oyların farklı bir arayışa girişmesine veya böyle bir sürecin başlamasına yol açtı. Ve derken oklar ve ibreler Sinan Oğan'a dönmeye başladı vesaire. Yani kısacası bu milliyetçi oyların bazıları bazı siyasi aktörlerin yapmış olduğu hamleler çerçevesinde adres değiştirdi. Bazı milliyetçi oylar da birkaç yıldır özellikle son birkaç yıl. Yani %40'a şöyle baktığınız zaman bu son seçimde %40'a varan bir milliyetçi artık şey var, refleks var. Yani
Hocam şunu söyleyeyim, yani normalde hani milliyetçi seçmenin adresi normalde İYİ Parti ile MHP değil. Ve bunların MHP yani kısmen AK Parti. Şimdi AK Parti'nin milliyetçilik şeyisi tolere edilir milliyetçiliktir. Hani gerçi şu an MHP'nin de İYİ Parti'nin de yani hani o keskin Avrupa'daki o ürkütücü olan sağ diye tabir ettikleri bir şey değil yani. Yani şimdi şunu diyeceğim ben sözlerinize devam edeyim. Mesela evet. İYİ Parti'nin aldığı oy oranı %9. Şimdi şuna geleceğim hocam, tam sizinle devam edin de. Şimdi Kılıçdaroğlu özgürlük üzerinden gidiyor. Özgürlük. Demirtaş'ta özgürlük. Türkiye'de bir takım yasaklar var, baskıcı bir düzen var. İşte bundan kurtulacağız. Özgürlük, özgürlük. Öte yandan Erdoğan'ın dilinde ise ısrarla bir milliyetçi muhafazakar bir dil var. Şimdi küreselcilere karşı kullandığı ifadeler de öyle. Başka seçeneği yok yani. Sahadaki sözüne, veriyi gördüğü için olabilir mi? Evet yani şimdi hocamın sözüne ettiği hani hükümetin kullanmış olduğu milliyetçi bir dil var. Bunu yani hani bu bir reflekstir aslında. Yani neticede şu an altılı masanın veya da artık altındakilerle beraber yedili sekizli masanın nereden nereye angaje olduğunu az çok biliyoruz yani. Verdiği vaatlerle, işte ilişkide olduğu kesimlerle, yani hatta şunu söyleyelim yani ne kadar doğru olur. PKK içerisinde Mehmet Şener denilen bir faktör var. Hatta PKK'nın Diyarbakır cezaevindeki direnişini örgütleyen adam, hatta dağ kadrosunun hepsinin bile en çok sevdiği figürlerden bir tanesi. Ve bu 1990'da serbest bırakıldığı zaman Kamışlı'da böyle serbest bırakıldan birkaç ay sonra öldürüldüğü zaman ben o zaman hani yaş olarak küçüktüm. Fakat bu konuda hani bu hani halkın kendi arasında yaptığı bir analiz var, bir yorum var yani. Kullandıkları tabir şu yani en azından PKK'yı Kürt halkının inancı için tehlikeli gören seydaların kendi aralarındaki şahit olduğum şey. PKK'yı böldürtmeyecekler yani. Şimdi Mehmet Şener ile Abdullah Öcalan'ın şeyleri arasında çok büyük çelişki var. Çok büyük, daha doğrusu bir zıtlık vardı. Ve Mehmet Şener'in PKK'yı böleceği gibi bir umut vardı. Ve PKK'nin üstündeki el onu bırakmadı. Ve Kamışlı'da onu öldürttü. Mehmet Şener'i yani. O zaman yani hani seydarların falan böyle alimlerin konuştuğu, kendi aralarında konuştuğu şey bu. PKK'yı böldürtmeyecekler diye. Şimdi Muharrem İnce'ye yapılan operasyon açıkça bana o şeyi hatırlattı. Yani o günleri hatırlattı. Yani kurulan bu altılı masanın üstündeki el altılı masaya zarar verecek hiçbir şeye müsamaha etmiyor. Yani hani kaset siyasetini yürütmek öyle kolay bir şey değil yani. Böyle çok büyük şeyleri göze almak zorundasın. Hani Erdoğan'ın da önüne, yani daha doğrusu hükümetin Kılıçdaroğlu ile ilgili bir kasetinin ortaya çıkacağı şeklinde duyumlar alındı ama açıkçası Erdoğan bunu göze almadı. Yani Cumhurbaşkanı bunu göze almadı. Çünkü çok şey bir siyaset yani. Şimdi o kesim bu altılı masaya zarar verecek, yani en azından o burada olması gerekip de orada olmayanların zarar verecek ne varsa, ne pahasına olursa olsun buna müsaade etmiyor. Bana öyle geldi. Peki. Şimdi böyle bir yapıya karşı hükümetin milliyetçi duyguları harekete geçirerek bir savunma duvarı oluşturmaya çalışması, yani şeyinde kalırsa bana çok yani pek de dışlanacak bir politika gibi gelmiyor yani. Şimdi Sinan Ogan milliyetçiliği ile işte bir MHP milliyetçiliği farklı. Yani. İşte Ümit Özdağ milliyetçiliği diyelim. Hani ona milliyetçilik de denmez. O biraz daha farklı bir olay. Orada bir şövenizm var. Bir ırk, aşırı bir ırkçılık var orada. Fakat Erdoğan'ın politika dili küreselciliğe karşı bir dil. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ise, Amerika'daki veya diğer danışmanları ise tezlerini küreselcilik üzerine oturtmuşlar. Şimdi küreselcilikte ideoloji yok, din yok, işte milliyetçilik yok, küreselcide aidiyet yok. Her şey küresel özgürlük bağlamında ele alınıyor. Bu da gençlere, işte seküler kesime birazcık böyle şey geliyor. Yani nefse hoş gelen bir şey bu.
Ve buradan yürüyerek işte modernleşme üzerinden, işte haz, ego, hız neyse onun üzerinden hızlı devşirilecek bir şey yürütüldü Kılıçdaroğlu cephesinde. Erdoğan ise bunun karşısına bir blok olarak çıktı. Burada İyi Parti'nin seçmenini aslında Erdoğan bir şekilde çekmeye çalıştığı yanına. Yani hatta Akşener'e de bu anlamda hatta yani İyi yanlış Parti yanlış yerdesin diye. Tabii yani. Yanlış yerdesin dedi. İyi Parti içindekileri yani oradan koparmaya çalıştı. Ama gerçekten yanlış yerde. Yanlış yerde ama şimdi bir şekilde Meral Akşener'e verilmiş bir rol de var. Yani o işin öyle bir tarafı da var. Neyse şimdi süremizi açtık. Son bir şeyle bitireceğim. Deprem bölgesinin yani tercihi çok konuşuluyordu. Kime oy verecekler ki devlet geç kaldı gitmedi filandı. İşte CHP'nin bu konuda hayli bir ümidi vardı. Çok büyük bir beklentisi vardı. Ve sonuçlar açıklanınca sanki ne diyor işte kalbimizden vurulduk dediler. Hala da tepkiler var. Nasıl bize oy vermezsiniz işte vay şöyleler vay böyleler gibi. Ne oldu orada? Evet her ne kadar bazı aksaklıklar falan olduysa biliyoruz ki son derece büyük bir, geniş bir alana yayılan bir deprem ve üst üste gelen iki deprem vardı. Şimdi biz oranın takdirini, oranın hizmet takdirini tabiri caizse depremzedelere bırakalım. En iyi gözlemci onlar değil mi? Hizmetin muhatabı onlar değil mi? Veyahut ihmalin muhatabı onlar değil mi? Bırakınız notu onlar versinler. Ve hepimiz verilen bu nota saygı duyalım. Orada en iyi öğretmen depremzedenin ta kendisidir. Bırakınız şartları, tölere edilebilir tarafı, tölere edilemeyecek tarafı vesaire. Bence depremzede ne notu vermişse en iyi notu onlar verir çünkü onlar o şartları yaşamıştı. Burada hocam müsaadenizle bir hususa daha değineyim böyle birkaç cümleyle. Ben dikkatimi şu çekti. Şimdi sosyal medya üzerinden o depremzedelerin tercihi üzerine öyle çirkin bir dil kullanılmış ki hani böyle özgürlükçü geçinenler, demokrat, insan hakları savunucuları, insan hakları havarileri gibi geçinen insanlar veyahut yapılar özellikle bu seküler kesimde öyle kötü, öyle çirkin öyle arsızca bir dil kullanmışlar ki yani çok ayıp böyle akla zarar bir dil var ve yapmış oldukları tabii veyahut yapmış oldukları varsayılan çünkü çoğu reklamdan ibaret reklam kokan hareketler var yapmış oldukları varsayılan o iyilikleri veyahut depremzedelere yardım faaliyetlerinde başlarına kalkıyorlar. Bilseydik bunu yapmazdık, bunu etmezdik. Çoğu da sanki babalarının cebinden çıkmış gibi zaten devletin imkanlarını kullanarak belediye ise devletin imkanı. Ya da ne verdiniz diye sormak lazım. Evet veya ne verdiniz ve çoğu da reklam. Bir iki orada görüntü verdiler ondan sonra ortadan kayboldular. Ve orada halkımıza hizmet eden kuruluşlar belli ortada. Millet gözüyle görüyor kim hizmet ediyor. Bakıyor reklam kokan hareketleri ortaya koyup icra edip gidenleri de görüyor. Orada hala da faaliyet gösteren binlerce gönüllüyü de görüyor, İslami kesimi de görüyor ve kimin hizmet ettiğini adam görüyor ve ona göre notunu veriyor. Size ne oluyor yahu? Adam hizmetten memnunsa size ne oluyor? Peki, buyurun depremle ilgili son bir cümle alalım. Bence deprem bölgesinde bu yıkımın meydana gelmesinde CHP'nin, CHP yöneticilerinin o kentsel dönüşüm önüne koymuş oldukları bariyeri biz iyi anlatamadığımız için AK Parti iyi anlatamadığı için, Hüdapar iyi anlatamadığı için, MHP iyi anlatamadığı için CHP hala oradan oy alabiliyor. Yani. Normalde hiç almaması gerekiyor. Hiç almaması lazım. Evet. Yani bu felaketin ana nedeni, hatta ana nedeni CHP'dir. Bu kadar oy alması şeydir. Bir de şöyle bir muhalefet anlayışımız var. Hani muhalefete niye bu şekilde tepkiliyiz? Bizim muhalefetimiz... Ben yönetimden daha başarılı, yani şu anki hükümetten daha başarılı politikalar geliştireyim ve dolayısıyla halk beni tercih etsin diye bir hesabı yok. Hükümette yönetimdekilerin yıpranması üzerinden prim yapmaya çalışan bir muhalefet anlayışı var. O yüzden biz şu an yerin dibine batırmaya, ki daha fazla inşallah batırmaya çalışıyoruz. Tabii bir de yereldeki yani deprem bölgesinde işte Adıyaman olsun, Hatay olsun, Malatya olsun, yani oralarda AK Partili yerel yöneticilerden çok ciddi şikayetler geliyordu. Yani seçim öncesinde hatta birçok noktada değerlendirmeler o yöndeydi. Yani eğer bu kadrolarla AK Parti burada seçime girerse
asla istediği oyu alamaz diye. Ama buna rağmen halk oy vermiş. Yani bu da ayrı bir şey. Bir de şu anda depremzedeler için orada yürütülen projeler var. Yani seçim sonrasında tamamlanması gereken binalar yani var. Yani düşünün ki İmar Bakanı belki 4-5 ay orada kal. Orada oraya şey demir attı yani. Evet. İşte halk bunu görüyor. Halk o kadar şey değil yani. Peki. Yani hani muhalefetin bu şeysi var. Bak onlara tüyo veriyorum. Halkı İki, hala aptal görüyorlar. Halk aptal değildir yani. Gerçi hiçbir zaman aptal olmamış. Gelecek hafta da inşallah değerlendirme yapacağız ama ikinci turla ilgili tahmininiz ne? Kuvvetli muhtemel Sayın Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani bir oran söylemiyorsunuz. Hey yani Allah'ın izniyle şimdi hani anketlerin daha doğrusu işte meydanların yansıdığı şeyi mesela sandığa yansımadı gibi bir düşünce oluştu ama yani o %0.1-0.5'lik bir oran çok fazla bir fark değil yani bence. Bence yansıdı ve kanaatimce çok daha hani beklediğimizin çok daha üstünde inşallah bir başarı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bu pergelde de yine gündemi değerlendirdik. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.